Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Koç burçlarına 22-29 Ekim haftası, yani Ekim'in son haftası, burcunuza göre kahve falınızda sizi neler bekliyor diyelim diye niyet ettim. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olur. Peki bu hafta kahve falınızda neler var? Şöyle bir açalım bakalım hangi sıkıntılar hayatınızdan kaybolacak ya da güzel gelişmeler olacak. Çünkü gördüğünüz gibi orada bir sıkıntıyı kenara koyduk. Ve iş maddi kaynaklarla alakalı bir konu. Ama harici bir konu daha var. Şimdi bu hafta pazartesi diyelim hemen. Bu hafta pazartesi bir kişiyle konuşma yapıyorsunuz. Çok havada bir konuşma yalnız. Akabinde tekrardan. Bakın pazartesi günü aynı kişiyle 3 kere bir iş ya da para mevzusuyla alakalı konuşma yaptınız görünüyor bir kere. Öncesinde siz bu konuyla alakalı sanki böyle kendinizi böyle garantiye almaya çalıştığınız bir konuşma yapacaksınız. Bastığınız yere dikkat ediyorsunuz, konuşmalara dikkat ediyorsunuz. Karşınızdaki kişiyle yaptığınız konuşmalar, ilk konuşma biraz sıkıntılı olabilir. İkincisinde biraz rahatladı. Üçüncüsünde de aslında cevapları istediğiniz gibi aldığınız görselleri var. Sıfır diyorsunuz. Yani burada pazartesi neyi planlıyorsanız aslında arkası arkası yapacağınız görüşmeler sonucunda iyi bir yere gelecek bir mevzunuz elinizde var arkadaşlar. Burada bir rahatlama, sakinlik görseli var. Bir hesaplaşma da olabilir bu. Bir denkleşme de olabilir. Eşittir işareti de var. Yani bana kalırsa pazartesi ve salı iş ya da para konuları, yani maddi kaynaklar konusunda bir rahatlama durumunuz söz konusu olacak bir kere, bu bir. Yalnız burada ikinci mevzu aslında burada havada kaldığınız, asılı kaldığınız bir konu. Şimdi burada gene fara görseli var gördüğünüz gibi. Arkanızda böyle ensenizde devamlı konuştuğunuz bir alacaklı gibi duruyor arkadaşlar. Yani burada bir borcun ödenmesi olabilir, borcunuzla alakalı. Bir kişinin arkanızdan durup durup aralıklarla sizi haber göndererek işte hadi olmuyor mu hadi olmuyor mu, çünkü elinde bir anahtar tutmaya çalışıyor ama anahtar sizde. Konuştuğu görüştüğünüz bir durum olacak. Arkanızda bırakmaya çalışıyorsunuz. Esas meseleniz önünüzde bir kişiyle kafa kafaya vermiş konuştuğunuz bir konu. Şimdi burada kafa kafaya vermek fikirsel olarak anlaşamamak demek arkadaşlar. Çünkü zaten karanlıkta çıktığı için anlaşamadığınız bir konuda özellikle Perşembe, Cuma çok ciddi anlamda bir mücadele vereceksiniz. Fakat gerisi ve önü temiz olduğu için verdiğiniz mücadelede sonuçlar sizin adınıza çok iyi olacak. Artı şimdi burada siz daha büyük bir alan kapladınız. Önünüzdeki kişi de önünüzde küçüldüğü için geçemeyeceğiniz, çözemeyeceğiniz bir engel olmadığı, kesinlikle bu engelin çözüleceği bir başlangıç ya da olumlu bir cevap alacağınız görselleri de var. Çünkü sonunda bakın şuradaki şu yüzü görebiliyor musunuz? Hani şimdi ben böyle şeylerde çok net görüyorum. Gülen bir yüz var aslında burada. Gözleri, burnu, ağzı şu tarafa doğru bakıyor. Burada önünde de bir asa aslında. Burada yapmak istediğiniz, çözmek istediğiniz konu neyse sonucunda gülerek önünüzde bir asa bir şeylere başlayacağınız, çözeceğiniz. Hatta burada çözdükten sonra da bu kişilere set vurarak yolunuza temiz bir şekilde devam edeceğiniz görselleri var. Evrak bekliyorsanız evrak da gelebilir. Aynı zamanda sıkışıp kalmış köprü görevi göreceğiniz bir mevzuda da gene önünüzün açılacağı görselleri var. Şimdi burada hafta sonu rahat diyebilirim. İlişkilerde kabız gibi bir görsel var. Yani bir tıkanıklık, konuşmalar yetersiz. O uzatıyor, siz de almıyorsunuz. Siz uzatıyorsunuz, o almıyor. Aslında şöyle bir haftadır olan bir karışıklık olarak görünüyor. Sanki partneriniz diyeceğim ben bunu. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir kişi de olabilir ama ağzınızı kapatıyor. Yani bir konuyu konuşmak istiyorsunuz. Bir konuyla alakalı artık şu konuyu bitirelim diyeceksiniz. Özellikle gene pazartesi, salı. Ama sanki önünüzde durmuş, ağzınızı kapatıyor. Biraz daha zaman var, biraz daha zaman var der gibi. Ya da konuşmalarda istediğiniz cevapları alamayacağınız bir pazartesi, salı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Burada böyle bir hafta 10 gün sürecek bir süreçmiş gibi görünüyor. Aslında başlanmış bu sürece. Yani ilişkinizde böyle bir şey varsa bu hafta özellikle hafta sonuna doğru bu konuyu çözebilirsiniz. Bir, burada aranıza yalnız bayağı bir mesafe koymuşsunuz. Yani çok çözmekten çok iki tarafta sanki dediğim dedik inat pozisyonunda. Sakin bir haftanız var. Hane olarak, yani hanenizin içinde çok büyük karışıklıkların olacağını, önünüze çıkacak ilginç şeyler olacağını açıkçası düşünmüyorum. Sadece burada ilişkiler olarak baktığımız zaman ilişkilerde
bir noktada anlaşma, uzlaşma sağlanamadığı ve bu sürecin hafta sonuna kadar devam ettiği görselleri var. Hafta sonu yalnız karşınızdaki kişi sizin 2-3 katınız bu konulara takılmış, sıkılmış. Konuşup açmaya çalışacaksınız ama hani sizden beklentisi çok yüksek bir kişi olarak görünüyor. Önünüzde durmuş. Bu kişi ve yanınızda duran bir kişiyi de görüyorum. Yani bir kararsızlık, bir seçim durumu da olabilir. Burada bu kişiyle verdiğiniz mücadelede başka bir kişi yanınızda size destek oluyordur. Hani sanki ona böyle hafta sonu bak görüyor musun aynı konular gene önüme geldi. Bak aynı şeyleri yaşıyoruz bir haftadır diyerek sanki o kişiden de fikir almaya çalışıyorsunuz. Ama aldığınız fikir yeter takılma bir şekilde önünden çekilecek. Burada önünüzde duruyor bir şey istiyor sizden ama ne istediğinizi siz daha iyi bilirsiniz. Arkası arkasıya konuşmalarınız olacak ve sizden beklentisinde siz inat etmiş çıkıyorsunuz. Hani ben de bunu yapmayacağım. Sen istiyorsun ama ben de bunu istedim. Sen yapmadın gibi böyle bir hani ne diyelim buna çekişme durumu söz konusu olabilir. Harici dediğim gibi haneniz rahat. Cumartesi hanenize güzel bir haber gelebilir. Keyif alabilirsiniz. Hafta sonu yol planı, kısa da olsa bir yol planı düşünebilirsiniz. Görselleri var. Esas bu hafta işinizle alakalı ya da iş bekliyorsunuz, iş beklentinizle alakalı güzel bir haber. Çarşamba, Perşembe gelir arkadaşlar. Peki buradan falımıza neler ekleyebiliyoruz? Şöyle bir bakalım. Şimdi ilişkilerde şöyle bir görsel var burada. Bir önde erkek, arkada kadın. Kadın sanki sırt sırta vermişsiniz. Ama biraz erkeğin üstündeymiş gibi kadın. Hani yüklenen taraf acaba kadın tarafı mı diye düşündüm. Burada erkek tarafı önüne bakmayı, önündeki engelleri çıkarmaya çalışırken sırt sırta vermeniz aslında aynı kulvarda ilerlediniz fakat anlaşamadığınızı ifade eder. Burada yan yana görünmesi daha doğrudur. Artı buradaki görsellerde gene İkilemde kaldığınız konulardan dolayı araya sıkıntılı mesafeler koyduğunuz görselleri var arkadaşlar. Bu hafta ilişkilerde biraz karşınızdaki kişiyle sıkıntı yaşayabilirsiniz. Burada sizin yöneldiğiniz alanla onun yöneldiği alan farklı. Aynı hanede farklı yönlere bakıyor olarak çıkıyorsunuz bir kere. Ve bu sizin bir süredir uğraştığınız, çok yük ettik bu konuyu artık yeter dediğiniz bir konuda tekrardan üzerinize bir yük alacağınız anlamına da geliyor. Burayı çok iyimser anlatamıyorum arkadaşlar. Bir yol bulacaksınız ve bulduğunuz yolda o yöne bakarak ilerleyeceksiniz. Ama sırtınızda eş ya da sevgili konuları yük olmuş olarak çıkıyor. İkilemler, anlaşamamadan dolayı da tartışma durumları söz konusu olabilir. Minimum 3-4 gün ve bu konularla alakalı uzlaşamama görselleri de falımıza göre var arkadaşlar. İş konularında neler var derseniz. Bakın burada iş konularında düşünüyorsunuz. Karşınızda bir kişi elinizde ağır. Bir kişiyi sanki onun önüne sürmeye çalışır gibi çıkıyorsunuz. Ama yolunuz açık. Bu hafta aslında planladığınız parasal mevzular ya da işinizle alakalı mevzularda iyi cevaplar alırsınız. Yalnız eskiden getirdiğiniz bir iş ya da bir iş yeri konusu biraz elinizde ağır, hani havaya kaldırmamışsınız, sanki yerden kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bu konularla alakalı görüşme konuşma yapıp iyi sonuçlar alırsınız yalnız. Özellikle çarşambadan sonra iş ve para konuları tabağımıza göre çok temiz çıkıyor. Zaten yol bulunmuş, konuşmalarda temiz görsellerde var. İç dünyanız biraz hayatınızla alakalı karışık. Üstünüze aldığınız yükler ağır görsellerinde çıkmış. Ama gitmeyecek yükler değil. Bu hafta bence özellikle iki konuda ki bunlar işe daha yakın görünüyor. İki konuda güzel haberler alırsınız arkadaşlar. Evet gene her türlü iş konusunda açılan alanlar olduğu için daha çok para ve iş konularında güzel gelişme yaşayacağınız görselleri var falınıza göre bu hafta. İyi dediğim, iyi gördüğüm her şey önünüze düşsün. Kolektif olduğu için tabii ki hepsi sizi ilgilendirmeyebilir ya da hepsi önünüze çıkmayabilir. Ama bu hafta iş, para daha rahat, ilişkilerde biraz sıkıntı genelleme yapacak olursam görünüyor. Dediğim gibi bu haftaki falınız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Hayrınız olanlar önünüze düşsün. Keyif alacaklarınız önünüze düşsün. Keyif alın. Güzel bir hafta diliyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Özel kahve falı bakımıyla alakalı telefon numaram 542 66 77 910. WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya haftalık kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.